Benim hikayem aslında İstanbul Hukuk İdeali üzerine kurulu. Sınava iki kez girdim. İlk sene sınav sonucuma göre diğer okulların hukuk fakültelerine girebiliyordum aslında. Ama bütün amacım İstanbul Hukuk olduğu için bir sene daha şansımı denemek istedim. Ve diğer sene ders çalışırken aslında bütün motivasyonum da buydu. Yani ne istediğini bilmek gerçekten insanın en iyi motivasyonu bence. İlk 12. sınıfta başladığımda tabii bu ders çalışırken dönem dönem bazı aydınlanmalar yaşadım. Bunun ilk aydınlanması 12. sınıfın başında aslında çok eksik olduğumu fark etmemdi. Bu eksiklerimin üzerine gitmem gerektiğini biliyordum. Kendimce bir sistem oturttum ama yeterince iyi olmadığını fark ettim. Bu da sınavın aslında istediğim gibi geçmemiş olmasından anladım bunu. Daha sonraki sene ilk yıl yaptığım hatalardan bazı dersler çıkardım. Bunların ilki mesela şimdi bir TMC olarak bütün olayımız aslında matematik ve geometri ve edebiyat bunun yanında. Matematikte ilk sene yapamadığım soruların üzerine hiç düşmüyordum ve hep şu şekilde düşünüyordum. Aman zaten bir konu sonra biraz daha oturur, biraz zaman ilerler anlarım, yaparım gibi bu şekilde düşünüp hep erteledim, sürekli erteledim. Ve ikinci sene bunu yapmamam gerektiğini fark ettim. Hep yapamadığım şeyin üstüne gittim. Hep yanlışlarımın üstüne gittim, eksiklerimin üstüne gittim. Bunun yanı sıra işte edebiyat çalışırken mesela çok fazla kaynak taramam gerektiğini fark ettim. Aslında tek bir şeye bağlı kalmamam gerekiyordu. Ya da kendimce bazı böyle ders çalışmayı sevmek için bazı ufak tiyolar edindim kendime. Böyle renkli kağıtlara işte yazar eser yazıp böyle duvarlara yapıştırmak gibi. Ya da böyle yatmadan önce bu eser özeti gibi şeyler okuyordum. Bunlar aklımda kalsın diye. Bu tarz böyle ufak tefek değişiklikler yaptım hayatımda. Ve aslında bütün olayın kendini disipline etmek olduğunu fark ettim. Bu konuda aslında mezun senemde bir hocam vardı. Onun çok faydası oldu. Bizi gerçekten sadece sınava değil, aslında hayatımızın her alanında disiplinli olmaya itti kendisi. Ve bunu yaparken işte sabah erken uyanmasından zamanında ders çalışmasına varana kadar birçok konuda disiplinli oldum. Ve bunun faydasını gerçekten çok gördüm. Sonrasında zaman ilerledikçe aslında bazı dönemlerde herkeste olduğu gibi benim için de böyle netlerin düştüğü ve kendini birazcık kötü hissettiğim bir döneme girdim. Ve bu dönemi atlatmak için de bütün aslında motivasyonum ne istediğimi biliyor olmamdı. Ve bu okul hakkında çok fazla araştırma yaptım. Araştırdıkça daha çok ilgimi çekti. İlgimi çektikçe daha çok istedim. Ve gerçekten bir şey hakkında bilgi sahibi olmak bu konuda hedefleriniz için çok önemli. Sınava hazırlanırken ilk sene bizim dönemimizde YGS, LYS'ydi. O zamanlar YGS bitene kadar aslında LYS'nin üzerine hiç düşmemiştim ve çok zaman kaybettim bununla. Şu anda mesela kardeşim de sınava hazırlanıyor. Onda da aynı şeyi görüyorum. Öncelik hep TYT ve çok uzun bir süreç alıyor bu onlar için. Aslında ben olayı LYS ile yakaladığımı düşünüyorum. Çünkü diğer seneye geçtiğimde LYS'ye çalışmaya çok erken başladım. Senenin başından başladım. Çok geniş bir zamana yayarak çalıştım. Ve bu şekilde rahat rahat çalıştıkça kendimi hiç strese sokmadım. Haftalık planlamalar yaptım ama asla yapamayacağım kadar büyük hedefler koymadım kendime. Çünkü bu insanı çok geriyor. Yapamadıkça daha çok strese giriyorsun. Ulaşamadıkça daha gözünde büyüyor. Ve bu yüzden kendimi bilerek çalıştım aslında. Yapabileceğim şeyin farkında olarak çalıştım. Matematik çalışırken mesela en büyük olayı matematiğin tabii ki çözemediğin soruların üzerine gitmek. Ben aslında şöyle bir konuyu öğrendiğim zaman o konunun testlerini çözmeye başladığımda böyle safi işlem sorularından ziyade bana farklı bir bakış açısı kazandıracak soruların peşine düştüm daha çok. Sadece işlem yapacağım soruları eledim ve test kitaplarıma baktığım zaman aslında hepsi çözülü değildir benim hiçbir zaman. Hep böyle eleyerek, aa bu soru farklıymış, bu belki sınavda bu tarz bir şey gelebilir diyerek çözdüm testleri. Ve bunun bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Çünkü gerçek sınavda gerçekten sizden farklı bakmanızı isteyen çok fazla soru var.
Bu size çok şey kazandırır. Matematikte bu şekilde ilerliyordum. Edebiyata gelince onda da çok çok fazla soru çözmem gerektiğini fark ettim. Yani bu bir kitapla, iki kitapla bitecek bir iş değil. Çünkü aşinalık çok önemli. Yani tek bir kelimeden, tek bir cümleden gerçekten o sorunun senden ne istediğini anlayabiliyorsun. Bütün o metni, bütün paragrafı okumana bile gerek kalmıyor çoğu zaman. Bunu da çok fazla soru çözerek ancak elde edebiliyorsunuz. Ve çalışma sistemi olarak da biraz böyle... Yani hayatınızın her anına katmanız gerekiyor edebiyatı. Yani matematiğe oturup sadece soru çözüp kalkabilirsiniz belki ama edebiyatı gece yatmadan önce bakmanız gerekiyor, sabah uyandığınızda bakmanız gerekiyor. Bir şekilde sürekli aklınızda kalması gerekiyor o bilgilerin. Unutmamak için sürekli tekrarlamanız gerekiyor. Matematikte aslında olay çok fazla kitabın hepsini çözüp hepsini ilerlemek değil de daha çok böyle tarayarak gitmek. Yani çok fazla kaynak görmeniz gerekiyor. Hepsini görmeniz gerekiyor belki ama taramak önemli. Yani işinize yarayacak soruları içinden alıp çekmeniz gerekiyor. Ben hep ihtiyacım olan sorulara yöneldim aslında. Yani bu konu bazında olabilir, bir konunun içinde bir soru formatı şeklinde olabilir. Nerede eksik olduğunuzu zaten test çözdükçe görüyorsunuz. Hangi soru tarzını yapamadığınızı, hangisinde daha başarılı olduğunuzu zaten bu şekilde anlayabilirsiniz. Ve yani insanın canı hep başarılı olduklarını çözmek istiyor belki ama aslında başarısız olduklarının üzerine gittikçe ondaki yakaladığın başarı daha çok tatmin ediyor insanı. Sınava hazırlanan arkadaşlara bir tavsiye vermem gerekirse eğer bu noktada şunu söyleyebilirim. Motivasyonunuzu asla kaybetmemeniz gerekiyor. Hiçbir başarısızlıkta pes etmemeniz gerekiyor. Aksine daha da üzerine gitmeniz gerekiyor. Bu başarısızlıklar sizin için aslında birer ders olmalı ve daha çok hedefinize doğru ilerlemelisiniz. Ben aslında hayallerimin gerçekleştiğini şu arkamdaki kapıdan ilk girdiğimde anladım. O kapıdan gerçekten ilk girdiğim an şunu söyledim. Ben 2 sene boyunca evet çok uğraştım, birçok şeyden fedakarlık ettim. Belki çok zor bir süreçten geçtim ama hepsine değdi. Yani bu atmosferde bulunmak, hedeflediğim yerde olmak, o duyguyu tadabilmek gerçekten çok büyük bir haz. Ve benim için belki hayatımda yaşadığım en büyük mutluluklardan biriydi. Oraya ait hissettim ve bu aidiyet hissi gerçekten insanı çok mutlu ediyor.